Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 19. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Malicim, seni elimi kalbime götürerek selamlıyorum. Nasılsın? İyiyim, hoş geldin. Tebrik ederim bu arada. Tabii mutlusunuz. Güzel bir galibiyet aldın. Zafer sarhoşluğun geçti mi? Yok, geçti ya. O gün zaten geçti sarhoşluğumuz. Ertesi sabah kalktığımızda önümüzdeki maçlara bakmaya başladık. Zafer sarhoşluğunun etkisiyle dans ettin mi bugün? Bugün ondan bağımsız dans ettim. Bu arada bu ikimize şimdi ekrana bakınca sende bir Real Sociedad forması var. Bir de bu Real Sociedad forması. Nihat'ın giydiği forma bu arada. Zamanında hediye olarak gelmişti. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği sezonun forması. 2001-2002'de Real Sociedad'ın o efsane sezonun olduğunu varsayarsak 2002-2003 ya da 2003-2004 maksimum diye düşünüyorum. 2003-2004 gibi geldi bana. 2003-2004'te anlaşalım. Sonradan bakarız buna. Dur şuradan emin oldum. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra Fatih Terim'in ikinci dönemi başlamıştı. O eşleşmede ikinci sezonunda oldu. Yani 2003-2004, tamam. Bağladık. Doğru o zaman. Yani yaklaşık 20 yıllık bir forma neredeyse. Bir futbol nostaljisi de yapmış olduk. Aynen öyle. Sende de zaten Metin Oktay forması var. Maçsız o da nostaljik bir forma. Onun ruhuyla oynadıkları için Galatasaraylı futbolcular, Metin Oktay parçalısı giydim bu hafta. O zaman tekrardan tebrik edelim. Senin nazarında bütün Galatasaraylıları, izleyenleri ve dinleyenleri hepsini tebrik ediyorum. Çok güzel, net bir galibiyet oldu. Sen kimi destekledin maçta Mali? Tabii ki beraberliği destekliyordum. Yani bu seneden bir ümidin var mı Beşiktaş'la ilgili? Ne düşünüyorsun? Weghorst da gidiyor. Bir onunla ilgili yorumlarını alıp öyle geçelim istersen. Yani Weghorst gider tabii yani. Şimdi 30 yaşına gelmiş. Şu an kariyerinin en büyük teklifi Manchester United. Dünya üzerinde herhalde futbola ilgi duyan, futbolu seven herkesin oynamak isteyeceği bir takımdır. Weghorst da hani çok parayla pulla ilişkisi olan biri değil, biliyoruz. Türkiye'de de çok gündem oldu biliyorsun. Benzin istasyonları vesaire. Genelde oynamak isteyen bir futbolcu. Hani Beşiktaş'a da o yüzden gelmişti. Şimdi adama da böyle bir teklif gelmiş. Doğal olarak, haklı olarak gitmek istiyor. Beşiktaş'ın da tabii burada haklı olduğu yanlar var. Devre arasında sene sonuna kadar olduğunu sandığı futbolcusu gitmek istiyor bir anda. Karşılıklı anlaşılacaktır muhtemelen. Hani Abubakar'ın geleceği. 3 milyon euro falan diyorlar. 3 milyon euro falan kiralık adam ya. Bonservisi sende değil. 3 milyon euro para falan alacaksa Beşiktaş müthiş bir şey olur. Yani şöyle şimdi 12-13 milyon euro verecekse Manchester United. Burnley zaten diyor ben o kadar almıştım. Üstünde Beşiktaş'a veririm diyor. Zarar etmem diyor. Bu işten sıyrılırım diyor. Zaten Burnley biliyorsun gümbür gümbür geliyor. Weghorst'ta düşünmüyor kompani muhtemelen insan kadroda. Kompani. Elden çıkıyor. Yani şimdi Manchester United'e vermezseler muhtemelen o parayı satamazlar. Beşiktaş istese de o paralara çıkamayacak. Böyle bir teklif gelmişken bence win-win bir durum var. Yani Beşiktaş'a verdikleri o adam ya. 30 yaşında zaten. Ne zaman satacaksın? Aynen öyle. Satman lazım. Bir de zaten Beşiktaş'a gelirkenki amacı muhtemelen iyi bir 3-4 ay geçirip Dünya Kupası'na gitmekti. Gittik. Ve Beşiktaş açısından da iyi oldu. Evet. Sözünü kestim. Yine kiralık gelen bir oyuncu yine parlayıp gitmiş oldu. Hatta kariyerinin en iyi takımına gitmiş oldu. O yüzden Beşiktaş açısından da iyi. Yine ilerleyen dönemde bu tarz kiralık fırsatları için bir referans olacaktır. Evet. Bence Beşiktaş için de kötü bir durum yok. İddia kısmına gelince de yani kırıntı olsa bile peşinden gidiyoruz biliyorsun. Bu taraftarlı bir şeyi çok ne kadar ışık vaat etmese de. Bir de şampiyon olmasa da, ikinci olmasa da, üçüncü de olması önemli, dördüncü de olması önemli. Avrupa kupalarına ya gidiyor. Bence kesinlikle önemli. Özellikle konferans ligi bizim şu an Türk takımları için, hele büyük takımlar için bence direkt hedef olmalı. En azından bir yarı final hedefi bence çok uçuk bir hedef değil konferans liginde. Orayı hedefleyip bir şeyler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ali, yani şey için söylemiyorum ben. Final oynasın, yarı final oynasın diye söylemiyorum. Ya şimdi Galatasaray, Fenerbahçe bu kadar para harcadı bu sezon. Şampiyon olurlarsa alacakları para, hep söylüyorum, 6 milyon euro. Konferans liginde grupta işte Sivas gibi, Başakşehir gibi bir grup geçirsen, bir tur atlasan muhtemelen daha fazla para alacaksın. Yani paradan ziyade prestij de var. Şimdi Avrupa'da herhangi bir kupa almak, biliyorsun Mourinho'da kupayı kazandı. Falan kocaman. Sonuç itibariyle bir Avrupa kupası kazanmış oluyorsun yani. Konferanstı, zarttı, zurttu diye bakılmıyor ve gerçekçi bir hedef bence Türk takımları için, özellikle de büyük takımlar için. Şampiyonlar Ligi artık uzak hedef yani. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Konferans grubuna kalsa çok ideal bir kupa yani. Her türlü o gruplardan çıkar. Çok saçma sapan bir kura çekiyor. Yani sadece Beşiktaş için değil, dediğim gibi diğer Galatasaray, Fenerbahçe için de bence. Galatasaray, Fenerbahçe için de şu açıdan iyi. Yani sezonun ilk yarısında böyle tam 5. viteste oynamadan o grubu 1. 2. bitirip çıkabilir. Şubat'ta Mart'ta da 1-2 tur asılıp bayağı bir ileriye gitmiş olabilir. Şimdi Avrupa Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne gittiğin zaman lige çok zarar veriyor oradaki performans. Ama şeyde öyle değil, Konferans Ligi'nde öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Rotasyon yapa yapa, geniş geniş. İşte Başakşehir'in grubunu gördün. Kimler vardı? Başakşehir'in grubu da çok kolay değildi ama tabii çıktı. Fiorentina dışındakiler yani, evet, rahat rahat yendiler. Başarı, çok büyük başarı da. Yani rahat rahat rotasyon yapa yapa yendiler. Başlayalım istersen kaleden. Başlayalım. Kalecide giriş yapayım. Şimdi bu hafta çok erken çekiyoruz. Salı günü çekmeye başladık. Benzin vesaire ekstra bütçeler gelmedi. O yüzden biraz eksiklik var kadroda. Tek kaleci aldım. Tek kalecim de Ümraniye'den Serkan Kırınpılı. İstanbulspor'a karşı oynuyorlar. O yüzden ilk tercihimi Serkan yaptım. Yani Galatasaray'dan Muslera'yı alacaktım ama şu an o kadar bütçem yok. Benzin alırsam Muslera eklemesini de yapacağım yedek tercih olarak diye sözü sana bırakayım. Ben tercihlerimde ayrılıyorum senden. Ben Antalyaspor'un Giresunspor'u yeneceğini düşünüyorum. Giresunspor'a olan desteğini tamamen çektim. Ben Giresunlar beni bilir. Ben gerektiği yerde desteklerim. Çatanak ünvanını geri aldık artık. Alırsan al. Sen mi alacaksın? Koca Giresun camiası vermiş bu lakabı. Sen mi alacaksın? Aldım. Kalede yedek kalecim Alperen Antalyaspor'dan. Adana Demirspor'un da bana şey çıktı, muhteşem beşli çıktı. 5 tane alacaktım da forvet bulamadım Adana Demirspor'da. Adana Demirspor'da eksikler de var biliyorsun. Belhanda cezalı, Kevin cezalı, Samet yok. Olsun. Sorun yok. Kaleye Ertaş'a... Tekrar üstünden geçmiş olabilir. Olabilir. Mantıklı tercihler. Ben de Serkan ve Muslera dedim. Defansa geçiyorum o zaman. Abdülkerim'i aldım ben ilk tercih olarak. O da Galatasaray'da formu yakaladı artık. İyi de oynuyor. Hani skor da yapabilir. Fenerbahçe maçında da hatta çok yaklaştı. O yüzden Abdülkerim ilk tercihim. İkinci isim yine Ümraniyespor'dan olacak. Ama iki isim arasında kaldım. Blumats'la Onur Ayık. Sence hangisini alayım? Sana sorayım dedim. Onur Ayık. Onur Ayık mı diyorsun? Tamam, o zaman Blumats'ı aldım. Üçüncü isim de Fenerbahçe'den Fertikanoğlu. Mertişko'ya sor, böyle ters köşe yapacaksan ya. Diyor, sana sormak istedim. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu aldım. Çünkü ben Antep'i yeneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Antep çok kötü gidiyor. Ben son şans vermiştim geçen hafta ama 90+12'de Etemin'in penaltı golüyle puanı kaptırdılar. İşte dedik. Şimdi Antep'te başkan da bırakmış görevi. Orada biraz ne olduğu meçhul. Fenerbahçe için uygun bir rakip bence. Tekrardan lige dönebilmeleri adına. O yüzden Ferdi Kadıoğlu'nu aldım. Yedek isim olarak da Kayserispor'dan Onur Bulut tercihim var. Şimdi Fenerbahçe Antep maçı ile ilgili şöyle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'den bu hafta kimseyi almadım. Sebebi de şu. Şimdi Cuma günü Galatasaray Hatayspor'la oynayacak. Fenerbahçe'de çok kırılgan bir camia biliyorsun. Eğer Galatasaray Hatayspor'u yenerse puan farkı 7'ye çıkıyor. Antep'te biliyorsun hep konuşuyoruz. Bizim büyüklere, yani ligdeki üst sıralardaki bütün takımlara ters gelen zor bir deplasman. 7 puan o psikolojiyle kolay geçeceğini sanmıyorum ben o maçın. Kazanabilir Fenerbahçe. Ya maç eksik. Fenerbahçe o maça çıktığı zaman işte 7 puan Galatasaray vesaire diye düşünceli zannetmiyorum. Yani. Valla Fenerbahçe'de... puan kaybedebilir. Evet ama Galatasaray kazandı. Puan farkı 7'ye çıktı diye kaybedeceklerini düşünmüyorum. Yani kaybederlerse normal bir sonuç. Evet. Yani Fenerbahçe Cuma oynasaydı da kaybedebilirdi. Öyle söyleyeyim. Tabii ki. Ama o daha büyük bir baskı olacak. Zaten camiada biliyorsun yani Giresun'a yenilince bile şampiyonluk gitti diyenler başlamıştı. Şimdi iyiden iyiye konuşmaya başladılar. İşte oyuncuları yuhaladılar falan. Kolay geçeceğini düşünmüyorum o maçın. Onun için o maça girdim. Normal ya. Normal. O yüzden ben Fenerbahçe'yi nedense şanslı gördüm bu hafta. Uygun bir rakip bence. Savunma tercihlerimi. Bünyamin Balcı var bende. Antalyaspor'dan. Antalya kazanacak demiştim. Abdülkerim Durmaz diyordum. Abdülkerim Bardakçı'yı ben de aldım. Duran toptan Galatasaray etkili kullandı. Gerçi Mertens yok bu hafta ama Abdülkerim asist falan da yapabilir. Gol de atabilir. Yani Galatasaray savunmasındaki en mantıklı tercih. Ya şöyle bir saçmalık. Federasyon bu ara şeyi çok sevdi. Hafta içi 5 maçı. Cuma 5'te maç var ya. O İlk Anadolu dergisi var. Kayseri, Sivas. 5'te. Galatasaray maçı 8'de. Galatasaray'ın kadrosunu görsek. Hatta ben Galatasaray kadrosunu görüp kuracağız diyecektim yayına. Son anda baktık ki bir öncesinde maç varmış. O yüzden. Kimi bekliyorum biliyor musun? Emre Taşdemir oynayabilir. Galatasaray'da gelince tabii yine konuşuruz. Emre Taşdemir var mı tercihlerin arasında? Yok ama oynayabilir yani. Kadroyu görüp alabilirdim Emre Taşdemir'i. Sen saydın mı savunmanın hepsini? Sayıyorum, devam edeceğim. İşte Galatasaray savunmasının en güvenilir tercihi Abdülkerim dedim. İkinci tercihim de Galatasaray'dan Sacha Boey. Ona da güveniyorum. Yedek tercihim de Adana Demirspor'da şimdi de biliyorsun savunmada yerli kullanıyor Montella. İleride yabancıları kullanmaya çalışıyor. Zaten mecbur kullanacak. Evet. Samet Akaydın da gitti Fenerbahçe'ye. Bugün açıklandı Fenerbahçe. Tek bir hata kaldı. Semih Güler'e. Samet'e gereksiz bir yüklenme var bence ya. Ben Samet'in başarılı olabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe. Ben hiç düşünmüyorum. Çok yani sıradan bir 4 milyon euro falan vermişler. Bir de Allah akıl fikir versin. Ben Samet'in bu kadar yerden yere vurulacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Evet, 4 milyon euro yüksek bir bonservis. Belki bunun altında bir ezilme durumu olabilir ama Samet Fenerbahçe'de 11 oynuyor. Fenerbahçe çok rotasyonlu bir oyunu tercih edebiliyorsun Jesus. O yüzden ihtiyacı olacaktır. Özellikle de yerli rotasyonda. Luan Peres dönünce muhtemelen yavaş yavaş oynamaya başlar da ben son maç izlediğim Henrique ile Serdar Aziz performansı felaketti o. Ben Henrique kadar... Yani Henrique'den kötü olacağını düşünmüyorum şimdi Samet'in de. Ve diğerli olduğunu düşünürsek. Barış'ın ne kadar geriden gelip önüne geçtiğini falan gördün değil mi? Şu indirip kart gördüğü pozisyonda. Evet. Felaket yani. Büyük takım stoperi öyle olmaz ki pozisyon almayı... Ya zaten Henrique'yi hatırlarsın. Fenerbahçe ilk geldiği maç böyle topu taca vurup sonra 1-2 şey yapmıştı. 90+5'te olmuştu Ümraniye maçında. Yani sonra 1-2 duran toptan gol atmıştı. Boylu postu. İyi de duran top çalışmışlar. Gol atınca biraz şeyler susmuştu. Tepkiler de şimdi yine başladı. Luan Perez de aynı yolun yolcusu ya. Yok, Luan Perez biraz daha eli yüzü düzgün savunma da şimdi Kim Min-jae'yi satıp bu ikisini alınca tabii çok büyük fark var. Bir de Serdar Aziz'i iyi stoper falan zannediyorlardı. Onu da gördüler. Ya bu senenin ben söylüyorum. Galatasaray şampiyon olmayabilir ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray üçü içinde en kritik transfer bence Abdülkerim transferi oldu. Şimdi yavaş yavaş formunu yakaladı. Sene başında üst üste kırmızı kartlar görüyordu. Olabilir. Şu an için formda en azından diyelim. Ve geçelim orta sahaya. O zaman direkt sana sorayım. Barış Alper mi, Kerem mi? Ben Barış Alper'i alıp kaptan yaptım. Ben de Barış Alper'i alıyorum bu sefer. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Mertens bu hafta yok. Cezalı. Nasıl çıkacak diye düşündüm yani. Mertens'in yerine Mata'yı koymaz umuyorum. Şimdi oraya Oliveira'yı çekerse de bence doğru olmaz. Icardi Barış oynayabilir diye düşündüm ben de. Bence değişe açısından Kerem, Barış bir kanat merkez değişe oynayabilirler. Ben Icardi'nin de oynayacağını düşünüyorum ya. O Icardi ile başlar diye düşünüyorum. Tabii canım başlar Icardi ile. Barış Alper o zaman ilk tercihim diyeyim. İkinci isim senin de çok sevdiğin. Ona kızıyorsun ama Icardi. Barış Alper oynamazsa bana sallama. Ben de kaptan yaptım yani güvendiğim için. Hayır ben aldıktan sonra değiştirmiştim. Oynayıp gol atmıştı. O zaman kızmıştım. Şu an ben zaten alıyorum. Yapacak bir şeyim yok ki yani. Ben hiç almadım Barış'ı bu sene hemen galiba. O yüzden kızmıştım ben sana. Benim tercihimi değiştirdiğin için. Neyse devam ediyorum. Muhtemelen bu da sende var. Emre Akbaba. Ankaragücü karşısında. Yok. Yok mu? Belhanda yokken sürpriz bir tercih yaptım. Şaşırtacağım seni birazdan. Tamam. Ben Emre Akbaba diyorum. Diğer isim Fernando. O zaman bu vardır. Yok. Bu da mı yok? Allah. Antalyaspor'a güveniyorsun. Fernando'yu almamışsın. Almadım. Enteresan. Canlı izleyip beğendiğim, senin de sevdiğin bir isim. Aldım mı bilmiyorum ama Eyseri'yi aldım. Doğru aldım. Kasımpaşa'dan. Yedek tercih olarak da birazcık bütçeye gittim. Ümraniyespor'da bir ay zam yapmayacağını açıklamış. 1,5 milyon değeriyle Kartal Kayra'yı aldım ben. O da son maçı iyi oynadı, etkili oynadı. O yüzden... Kartal diye alıyorsun. Hem Beşiktaşlısın hem Kartal'da oturuyorsun. Kartal Kayra'yı alıyorsun tabii. 1,5 milyon ya Kartal. Yani 1,5 milyon şimdi almazsak evet. Ayıp. Alıp kötü kenarda tutarız ya. Lazım olur. O yüzden Kartal'ı aldım ben yedek tercih olarak. Evet hiç tutturamadım sen. Kimleri aldın bakalım? Yani iki ortağımız var. İki ortak tercihimiz var. Barış Alper'i söyledim aldım. Kaptanı yaptım. Eyserik'i aldım. Biliyorsun Mert Ben Yunes'i seviyor. Ben Eyserik'i alıyorum kızıyor bana. Yok Ben Yunes'in o bitiricilik konusundaki sıkıntılarını net biçimde daha görmüş oldum o yüzden. Bana Eyserik daha bir asist duran top. Ha, Ben Younes önde de oynayabiliyor ama yani işte. yetenek olarak Eyserik çok üzerinde tabii. Ben Younes. Selçuk Hoca Eyserik'e bu hafta gol attıracak diyorum. Diğer tercihim Kayserispor'dan Miguel Cardozo. Olabilir. Ve sürpriz tercihime geliyorum. Ben çok hareketli buldum son maçlarda. Eksikler falan da var. Mutlaka forma bulacaktır. Gökhan Töre mi diyorsun? Yusuf Sarı. Ona var bir şey. Son maç gol attı tabii. Yusuf son Sarı maç aldı. Değil bir önceki maçın pardon. Ben Adana Demirspor lehine hakem hatası da olabileceğini düşünüyorum. Başkan bayağı ortalığı yaktı. Onun bir geri dönüşü olabilir bu hafta. Yedekte de yani kaptanı da ikinci kaptan gibi de olması için yedeğe attım. Yoksa önemli bir tercih bence. Çok eleştirilen bu hafta patlama yapacağını düşündüğüm Henry Onyekuru. Yani olabilir. Mantıklı tercihler. Kötü değil. Forvet'e geçiyorum ben o zaman yavaştan. Kaptanım ve ilk tercihim Icardi. Bu hafta oynayacağını düşünüyorum. O yüzden kaptan olarak kendisine şans verdim. İkinci isim Antalyaspor'dan. Yani çok elim gitmedi ama mecburen. Formunu da beğenmiyorum ama Luis Adriano'yu aldım. Evet, Hacirayt'ta cezalı. Mecburen Luis Adriano. Bence bu arada Antalyaspor için iyi olacak. Mecbur bir forvet oynayacaklar. Biraz daha iyi bir orta sahayla çıkarlar belki. Bakalım, inşallah öyle olur. Üçüncü tercihim Umut Nayır. Hayda. Sen de seversin. Ümraniye'den. Yedek isim olarak da alamadım hani bütçeden dolayı ama alsaydım Bahoken'i alır mıyım bilemedim. Çünkü Selçuk İnan çok sevmiyor galiba Bahoken'i, oynatmıyor. Bahoken'i alma ya. Mecbur. Dilim yandı. Bu hafta mı Mamadou Fall cezalı? Yine emin olamadım. Mamadou Fall cezalı olmasına rağmen emin olamadığım için alamadım. Yoksa param geldiği zaman Bahoken'i alacaktım. Orada bir soru işaretim var ama ben Joker'den süper yedek kazandım bu hafta. Oraya Valencia'yı yazdım. Hayda. Batshuayi mi Valencia mı? İkisi arasında gittim geldim. Herhalde Valencia'da bu eleştirilerden vesaire sonrasında formasını alır diye düşündüm. Penaltı vesaire atması sebebiyle de süper yedek olarak ben Valencia'yı tercih ettim. Hocam da Jesus. Ben de sayayım. Forvet tercihlerimiz, as tercihlerimiz 3'te 3 aynı. Icardi, Luis Adriano. O kadar mı diyorsun? Evet, üçü de var. Vay. Yedek tercihim de şimdi sürpriz, yani oyuncunun kalitesi, ismi sürpriz değil ama bu haftaki maçı düşününce sürpriz. Muhammed Demir mi? Maxi Gomez'i aldım. Maxi Gomez. Trabzon-Başakşehir maçına ben çok giremedim. Yani Bakasetas'ı bir düşündüm ama almadım. Alsaydım Trabzon hoca değişti herhalde değil mi? En son istifa edecekti Abdullah Hoca. Etmez ya. 3 yıllık sözleşmesi var kapıyı. Öyle haberler çıktı bugün istifa ediyor diye. Yok canım, Abdullah Hoca istifa eder. Sadece birazcık mental yorgunluğu var der, devam eder. Yazı bozulmuş olabilir. Düzeltir. Yani forvet tercihi konusunda sana şöyle bir tavsiyede bulunayım. Haftanın ilk maçı Kayseri Sivas. Orada Mustafa Pekdemir, İlhan Parlak, ikisini de sevmediğim için. İlhan Parlak alabilirsin bence. Fiyatı da uygundur diye. Yani Gavranovic sakat olmasaydı gözüm kapalı alırdım da ikisini de alasım gelmiyor ya. Yani İlhan Parlak, Mustafa Pekdemir, ikisini toplasan etmez. Olmaz ya. Yani. Sana bir tavsiye daha bulunayım. Frederik Gulbrandsen. Ya bu bayağı senede çok tercih etmiyorum ben. Yani özellikle bu kısım için. Hani forvet tarafında hiç tercih etmiyorum. İstiyorsan bir yani bakalım konuşmadığımız maç var mı? Tamamladık. Konya Beşiktaş maçından çok bahsediyorum. Teknik direktörü söyleyeyim, ben de Okan Buruk'u aldım. Deplasmanda hoca bulamadım gelecek. Ben Cesus'u aldım. Konya Beşiktaş maçı her şeye açık maç. Çok zor Beşiktaş maç. Işık vermiyor. Ya ben anlamadım. Weghorst eğer Beşiktaş bir forvet bulamazsa Konya'ya gidecek falan diyorlar. Yok artık. Saçmalık olur. Yani Beşiktaş'ın oynadığı oyundan ne hayır olarak... United istiyor. Topa mı girer yani? Bilmiyorum. Öyle Jackson bir durum Muleka var. Ile çıkar hoca. Ya da Cenk'i koyar. Kanatları atar birilerine. Yani Beşiktaş güven vermediği için kimseyi alamadım açıkçası. Konyaspor'un da durumu ortada. Oradan da bir tercih yapamadık. Bu arada biraz uzak kaldık o maçtan. Başakşehir-Trabzon maçı da aynı. Daha doğrusu Trabzon-Başakşehir maçından da. Trabzon kazanır gibi geliyor bana da, zor maç. Bir de şeyi söyleyeyim. Yani, Galatasaray-Hatay maçında da çok oyuncu aldım Galatasaray'dan ama ben öyle 4-0, 3-0 yok işte eze falan hiç beklemiyorum. Ankaragücü maçı gibi. Hadi bak, en fazla İstanbulspor maçı gibi olur. Mutlaka zor geçer bence. Yani Ankaragücü'nde biraz ışık vardı da Hatay'da çok o ışık yok. O yüzden ben de Galatasaray'dan... Bir de şimdi Mertens önemli eksik ya. Bağlantı oyuncusu Mertens. O yüzden Galatasaray'dan ben de 4 oyuncu yok. Yani Mertens Hatayspor maçında da olmasa da olur ya. O öyle olması lazım da olmuyor işte. Yani Mertens oyundan düşünce bile maç sonları takım zorlanıyor. Başka bakıyorum. Ümraniye İstanbul maçını Ümraniye'den tercihler yaptık. Ümraniye'nin kazanacağını düşünüyoruz. Ligin en kötü iki takımı ama ben ikisine de çok saygı duyuyorum. Kadro kalitelerinin üstünde futbol oynuyor bence ikisi de. Yani Sivas falan bir üstlerinde baktığın zaman, dünyanın parasını harcadılar. Bunlar alt ligdeki kadroları ufak rötuşlarla mücadele ediyorlar onlarla. Kasımpaşa Karagümrük maçına da şöyle, Karagümrük'te çok önemli eksikler var. Aynen, Cagney de yok. Cagney de yok. Muhtemelen Borini de yok. Borini de sakatlanıp çıktı. Erken çıktı. Evet. O yüzden yani önemli isimler. Orada da Kerem Frey'e kalacaklar muhtemelen. Yani bir tarafta Kerem Frey, bir tarafta Gökhan Töre, Yusuf Sarılar. Ligde şu an formda olan takımlarda olan isimlere bakınca hocaları tebrik etmek lazım. Özellikle Montella'yı. Bu kadar toplama saç. saçma sapan bir kadroda böyle oyunlar oynatabilmek, böyle oyunlar çıkarabilmek gerçekten takdir hak ediyor. Diyelim ve noktayı koyalım istersen. Koyalım, bitirelim. Ağzına sağlık Mali. Senin de Barış'cığım. Teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ligin ilk yarısını bu maçlarla tamamlamış olacağız. Hemen ertesi hafta devam ediyor lig ama herkes birbiriyle bir kez oynamış olacak bu haftadan sonra. Bence güzel bir lig geçiyor. Herkes herkesi yeniyor. Alt sıralardaki takımlar da çok sürprizler yaptı. Herkes herkesten puanları aldı. Yavaş yavaş artık ikinci yarıya, haftaya geçeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenilerle, yorumlarla destek olursanız seviniriz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.